Olabilir. Büyük tık ihtimalle. bir, tık tık, anladın mı? Kanka çok duygusallaştım bu videoda. Azerbaycan abur cuburlarını tattım. Allah Allah. Niye ki, ne oldu Doğan'ın kanka lan kağıdı. bu? Azerbaycan. Ağamızda sınırlı olan Azerbaycanlı kardeşim. Bu cümleyi nasıl kurdum ben? İşte anlarsınız ya. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bu mesafe beni bozuyor artık. Rahatsız ediyor. Zaman hızla geçti. Haydi bakalım. Biliyorsunuz ki daha önce dünyanın farklı yerlerinden abur cuburlar denmiştik. İnsanlar neler yiyor bunu görmüştük. Ama unuttuğumuz bir şey vardı. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın daha yemedik. O nasıl laf, Azerbaycan niye yiyor? Kimse yiyemez orasını geç. Yedirmeyin! Oradan da bizi takip eden çok fazla izleyicimiz olduğu için bugün bakalım Azerbaycanlı kardeşlerimiz neler yiyor. Tabii ki burada ayak üstü bakmayacağız. Uygun dostlar, uygun. Ali İbrahim sofrasını kes. Son akşam yemeği. Neden geçirelim mi hocam? Çok heyecanlıyım, şimdi hepsini tanıyacağız tek tek abur cuburlar. Ama siz de daha farklı ülkelerin abur cuburları için like atmayı, onları da bekleyin, kanala da abone olmayı unutmayın. Bakalım seviyorsunuz mu? Seviyorsanız niye beni burada geyik gibi konuşturuyorsunuz? Ben niye çekiyorum? Furkan niye Ali gibi geziyor ya kanka? Kaç yaşında adam bir de ya bu? Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk kardeşim. Ayak kölem gibi oturdu bu be ya. Yok mu daha yüksek bir şey? Şu an bile seninle aynı boyda gibiyiz, farkında mısın? Aynen kanka, sultan sensin. En kısa beyni. Salak için hayat çok zor. Bazen yataktan düşüyorum ama. Furkan'ın bir kankesi getirmiş bu paketi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Azer mi? Efendim? Azerbaycanlı kardeşlerim, kötü niyetim yok, beni azarlamayın. Sen misin Azerbaycan Türk'ü? Biz Kürt'ü müyüz lan? Hani ayrım yapma. Duydun mu? İki millet tek de biz. Dayak yememek için her şeyi söyleyeyim. Mehmet Bey, ürün kodu nedir? Yankının sebebi bak, şu kapının açık olmadı. Bak, orayı kapat. Adam ne diyorsa onu yap, sessiz ol. Arkadaşlar, bir yankı var. Sikerim. Çok derin. Derin elinizdeki emekleri bana verin. What the hell man? Benim Rise of Kingdom'da kaç puanım olduğunu biliyor musun? Haddini bildirir sana toz ol. Oh my god. Oğlum bu nasıl bir reklam amına koyayım ya? Hata yaptınız. Rise of Kingdoms'ta bir Osmanlı torununa bulaştınız. Ne? Evet, doğru duydunuz. Osmanlı yeniçerilerine karşı gelemeyeceksiniz. Dostum, bu kadar kaynağı nasıl elde ettin sen? Rise of Kingdom'a başlarken Osmanlı İmparatorluğunu seçtim ve kaynaklarımla Cihan'ın dört bir yanına hakim oldum. Yeniçerilerimi her yere saldım, kaynaklar elde ettim ve hükümdarlığımı büyüttüm. Şimdi hemen o emekleri yere bırakın ve hakkınız olan yere geçin. Sen neyi bekliyorsun? Hadi hemen gidelim, Rise of Kingdom'ı indir ve bu imparatorluğa... Bu benim Asus TUF gibi olmuş amına koyayım. İmparatorluğa sen de katıl. Osman Gazi'nin kılıcıyla fetihlere, Rise of Kingdoms. Hazırsak başlıyorum, bakmadan seçiyorum tek tek. Bakalım neler bekliyor bizi. Hop! O ne lan? O ne? Hayran. Kanka hayran değil, içinde bak bir şeyler var, değişik değişik. Kımız mı lan o? Kafatası yoksa içemem kımız. Şişmiş bu, patlak ama ağzınıza patlayayım. İreven zan doğas, vatanperverlik layı ya. Ne varsa yazmışlar. Ayran işte, kanka, neyin şovunu yapmışlar. Tarihine bakar mısın? 01-10 diyor. 22 gün geçmiş, bir şey olmaz. Yamuluguz burada. Sikim kusacağım şimdi. Şaka yapıyorum. Kendi kokusu bu büyük ihtimal ama gene sıkıntı. Şöyle bir şey arkadaşlar, içinde maydanoz gibi. Dereotu olabilir mi? O ne lan? Dereotu. Cacık gibi bir şey, nane mi, dereotu mu artık, bakacağız. Şunu ufaktan tadalım. Kardeş dedik, bunu mu içiyorsunuz? Belki de güzeldir kanka, bak tarihi geçiyor. Ağrı dağından. Cacık bu. He. Erasüt bu. Sizde cacıklar böyle şeylerde de mi satılıyor? Ayran gibi mi satılıyoruz bu sizin orada? Tadı güzel, buz gibi içilir. Geliyormuş zaten. O zaman içilir. Korkan bir tadına baksın. Cacık ayranın içine. Dereotu. Maydanoz. Ben de bakacağım. Soğuk yoğurt çorbası bire bir. Tarihi geçmemiş olsa bitirdim. Çok lezzetli. Herkes baksın. Ben buna geçmem. Dovga diyorlar. Oğlum Azerbaycan'daki adam da cacık diyor amına koyayım işte. Ha, ayranlı çorba diyorsun yani. Hani biz anlayalım diye cacık demişler. Bence de biz Dovga anlayalım diyor. Biz gene ne diyorsun amına koyayım diyeceğiz. Hayır, öyle demiyorsun da. Hadi bakalım. Düş halini düşünerek yedi veriyor. Çok değişik bir dalga ya. Bir de böyle satılması da tuhaf. Güzelmiş. Oğlum yoğurt gibi. Hey, annem bir şey diyeceğim, onun dibindeki ne? Dibinden bir şey düştü onun. Lan nohut var içinde. Şu şekilde. Ya, ayranlı çorba bu. Kanka bomba bir şey. Aa çok güzel lan. Aşırı güzel. Son kullanma tarihi geçmemiş olmasa bunu dikerdim. Nohutlarını yiye yiye çok keyifli içmesi ve yemesi. Hepimiz beğendik bence. Evet.
Türkiye'de satılsa alır mısın? Türkiye'de satılsa alma. Annelerimiz zaten yapıyor oğlum. Benim annem de yapmıyor. Benim annem de yapmıyor. Benim annem de. Benim annem de hiç yapmıyor. Senin annen dudu peyverim. Güzel bir şey mi değil mi anlayamam. İçmeye de bilirim, içmeye de bilirim. Ama Azat İstihakçılar Birliği tarafında layık görülmüş. Azat Yılmaz mı? Sıradaki neymiş? Üzüm. Slavanka üzüm devam. Alkolsüz kazlandırılmış içki diyor. Yani alkolsüz. Kanka ben kazlandırılmış içemem. Ya doktor yasakladı bana kanka ben. Kusura bakmayın. Neyse diğer fotoğrafa geç. Görünüşü bir evim şalgama benziyor. Evet. Sirke olabilir mi? Yok kanka üzüm diyor. Limonat üzüm diyor. Üzümlü limonata mı acaba? Oğlum içelim bakalım ne bakıyorsun? Ben iyi ki kardeş demişim bu adamla. Keşke ben bu olsa. Şunu biliyor musunuz mu? Onu göstereyim öyle vereyim. Evet, hayır. Bu bayağıymış. Tadını size nasıl anlatayım? Anlatamam. Osmanlı şerbetine çok benziyor. Evet ama daha hafif böyle. Yakmıyor. Oğlum sonunu bana ver lan. Ver. Fatih de içsin. Lüt kalmi diye boşuna demiyorum. 30 saniyede şişenin ağa görenler şu an. Buna 10 üzerinden 10 verdim. Siz kaç verdiniz? 500. 10. İçecek olarak başarılı bir ülkeymiş onu gör. Bu ne? Bu acı sos. Bu abur cubur değil. Abur cuburmuş. Bunu böyle içiyorlar. Cipsine döküyor adam bence. Kurufa da gözüne damlatıyor lan herkes bunu. Ne ala? Paketi şu şekilde değişik şeyler yazıyor. Ben burada hiç ayvalan göremedim. Şey yazıyor. Ominos kobini yiyebilersen. Oğlum böyle bir alfa bu ne be? Aa bayrak var lan tamam. Bu bayrak varsa yerim ben. Midem yanacak bir... Pesemek var ya linç yememek için şekilden şekile girmiş. Amına koyayım. Bunu bir daha üretmeyin. Tamam Mertcan Bey üretmeyin. Acı ketçap mı bu? He. Yani bu arada yanlış anlamayın. Adam bize hani Türkçesini şey yapıyor, telaffuz ediyor. Ondan sonra bu Azerbaycan'da ismi farklıdır bu arada. Yanlış anlamayın sonra he. Söyleyelim onu da. Aa yanacak. Abartma Meto. Keşke acı olsa. Sık sıkıntı yok acı. Oğlum acı ketçap Türkiye'de şey değil mi? Neydi diyorlardı ona çet siz bildiniz onu. Saçma bir acı adı vardı işte. Onun. Yok. Barbekü sosu. Hayır ketçabın acı tat. Ketçabın acılı haline bir şey diyorlardı ya. Acı ketçap. Sen ne kadar acı yaratıcı ketçap. Bir adamsın ya. Ezme. Ananız... Ya yok ben so... Tamam yok öyle bir şey demiyorlar var bize. Kaan meyve değil ama tadı... Demek, değil mi? Hadi sene! Gelmiyor ki! Acuka! Bekir'im bak şurada... Yeter! Bekir iyi misin? Oğlum sakın! Gel! Oğlum yürü! Hayır, ne kadar kaldı? Nerede çıktı? Bitti oğlum! Bitmiş baksana! Tam acıyor gibi ha! Güzel! Oğlum yazık lan Bekir'e! Acısı değil olan ya, 10 miligram falan hak ediyor. Değil lan değil bizim dızıcı da ödem. Hangi yedin? Midem yanmaya başladı seni şu an hayal edemiyorum. Hiç ondan o iyi gelir. Bu var ya abin modunda çok iyi gider üzerine koymuşlar. Kanka onun iyi gidebileceği hiçbir şey yok. Bu sefer güzel bir şey gelsin demin moralimiz bozuldu. Oo. Kızıl kuyu fake sol. Oğlum bu hangi meyve böyle bir meyve hiç görmedim ben. Amına makado. Amına makado. Fizz yedirin premium diyor. Premium adamların içebileceği bir şeyse tam yerinde şu an. Görünüşü neye benziyor biliyor musun? Bu şey mi? Armut mu? O armut logosu neydi o? Biliyor musun? Deterjan. Kokusu da deterjan. F yoksa. He öyle anladım Eros Etbos. Bulaşık şeyi kokuyor. Of. Bu adamlar sadece içecek yok etsin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Müthiş bir şey. Kokusuna baksana ama. Ben bakmam. Ben bakarım ama sıkma. Ya. Bilmez miyim ben onu? Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Daha önce tatmadığım bir tat ama iyi ki bu tadı tattım. Of. Sen de bir bak bakalım. Baba neye benziyor tadı? Ben bile anlamadım ya. Kanka görmemişiz ki. Bunu bir şeye benzetemezsin. Öyle dünya yok ya. Kek desen değil, muz desen değil anladın mı böyle belirsiz. Kanka ben bunu 10'da 9 veririm. Ben ne olduğunu biliyorum artık. Bu ne biliyorum? Baktım. Ne? Şöyle bir incir. O meyve ne? İncir olur. Nasıl incir lan? Böyle incir mi olur? İlaç gibi biraz. Böyle bir incir yok diye biliyorum onun ben. Onun adı yemiş diye geçiyor. Yaş incir. Abi bu çok güzel. Ben de denedim. Markette görsem net alırım. Bu incir tadı değil kanka. Ne tadı? Hoşaf tadı. Amcuk hoşafı mı? Şuruptan hiçbir fark yok. Ben aslında bir şurup tadı aldım. Ama beni vurdu bir kan. Kanka bir tadı yok. Yani varsa da bizim daha önce tatmadığımız bir şey. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bir şey konduramıyorum. Siz gurme Yakup TV değilsiniz her şeyi bilesiniz. Azeriler şu an şey diyor. Sence verir miyim tarifi? Çok içecekten gittik. Bu sefer yiyeceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Alma Cemli. Tamam almayayım. Elma fotoğrafı var, kurabiye gibi bir şey var. Bakalım neymiş? Oğlum ne yap ya? Kanka! Ben taşınıyorum!
bundan beri. Bundan en güzeli. Çok iyi lan. Çok güzel oldu. Elma kurabiyesinin daha yumuşak ve yoğun hali. Abartacağım kadar var mı? Evet. Ama çay yanında şunu yiyeceğim. Başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. İlk ısırdığımda çok güzeldi ama baydı. Şu an bunun dışında kötü bir şey yok. Bunu da biz yiyemedik bence. Ben buna 8 veririm. Abartıyorsun. Net şey veririm kanka. O zaman niye giriyorsun daha fazla? Çay olsa yanında yerim. Siz kaç diyorsunuz buna? 5 ile 7 falan. Vatan ailelerini görüyorsunuz. Dediğim gibi çok abartı gidip arayacağım bir şey değil ama masaya konulsa 2 tane atar yoluma var. Çoğu şeyin tadını bilmiyoruz. Yenilikçi şeyler ama çok beğeniyoruz. Helal olsun. Beğenmezsen söylerim ama. Kızmacı alınmacı yok. Sıradaki yiyeceğimiz şu şekilde fanat diye bir şey. Bu ne lan? Biftek abi şey cips bence. Ha biftekli cips. Acı kazıyor. Cips mi bu kakaker mi ne bakayım. Abi çok. Oğlum bu TR'deki çok güzel değil miydi? Var mı hala evet. O biftekli cips? Galiba var çok hala. Var mı? En sevdiğim oydu kanka. Sadece onu yiyordum. Kanka o çok güzeldi amına koyayım ya. Var mı lan hala? Allah Allah. Güzel biftek. Oğlum 7.5 kilo olmuş. Çıkarıyorlar mı? Ete mi sürtüyorlar acaba? Aynen kanka ete sürtüyorlar. Sen gerizekalısın ya. Oğlum bu çocuğu vallahi ben döveceğim kanka ya. Ekmek kırıntısı. Sarımsaklı ekmek gibi mi lan? Böyle bir şey yok. Aç. Oğlum dur. Beyler. Allah belanızı ver. Ay ya güzel olmuyor. Bunu özellikle gider agar bulur. Aynı milletiz diye yalamıyorum. Buradan da belli beğendiğimiz 30 saniye sürmedi. Anasını s***. Ne yapıyor ya? Poşeti de yani. Buna verdim ilk 10'da 10 verdim. İyi bayağı verdim. Oh, güzel. Güzel. 10'da 7. Sen niye 10'da 7 verdin herkes 10 vermiş? Küçük mi gördün hayatında? Görmedik ya. Böyle üzülmüş numarası yapmaydı çıksın diye şimdi. Sıradaki neymiş? Ya yine mi içecek kanka ya? Moxie Lime diye bak içinde bir şeyler yüzüyor. Aç. Alın açtım. Lime ayağı göt ayağı diyorsun öyle de demiyorsun da. Acı bir kokusu var. Kötü. Kötü de değil de hayatta gidip alacağım bir şey değil ama susuz kalsam içerim. Su tadında mı? Ne bileyim böyle Afrika'ya düşsem içerim. Az şekerli kum. Bak. Bunda kul mul hiçbir şey yok. Çok kötü lan bunun tadı. Abart. İğrenç bir tadı var. Bok gibi. Lan nasıl? Oğlum da bakmadın tadına ya. Bir tane lime sıkmışlar gerisine su koymuş. Heh. Lime tadı zaten almıyorsun. Boş bunu niye ürettiniz? Buzlu bardağın içine bunu dök. Mojito'nun birebir aynı tadı. Mojito değil mi aslında? Vallahi birebir aynı. Bunu bana verse ben içeyim onu. Fatih Bey opsiyondan bulmuşlar. Eyvallah. 4 veriyorum. Afrika'da kaldıysam sidiğimi bile içecek durumda değilsem. O kadar da değil aga. O kadar ne olmuş? Lan! 5. Ben 2 veriyorum. 3 veriyorum ben. Ben 3 veriyorum. O kadar da güzel bir şey değil. 2. Kötü olduğunu anlamışsınızdır. Sakın görseniz almayın. Su içecekseniz alın. Ben 10 veriyorum. Belki biz de anlamamış olabiliriz. Mojito seven adam onayladı. Dediğim gibi hiç içmedim mojito ömrümde. İçmem de zaten. Amerika şeyleri içmiyor. Müslim in the world. Sıradakini çekiyorum hop. Böyle küçük pakette olanlar beni ümitlendiriyor. Biberli. Paprika. Aa, cips bu da belli zaten üstünde. Herkes birer tane alabilir mi? Lütfen. Ya oğlum. Kırmızı neysin aynısı bu ya. Hayır. Pringles acı. Pringles'ın aynısı. Siyah aynı paket. Tadına bakmak istiyorsanız gidip onu yiyebilirsiniz. Hatta büyük ihtimal onu alıp buna koyun. Onu da sevdiğim için 8 verdim. Ben de 8 boyum veriyorum. Yetmiyor. Ben 9 veriyorum. Ben 10 veriyorum çok severim acıyı. Ben 8 veriyorum. 7. Sıradakini seçiyoruz çok bir şey kalmaz zaten. Hop. Aa video Ramza varmış lan. Ooo salavayanka. Demin içtiğimiz üzümlü şeyin aynı markadalar o yüzden biraz umutlandım. Umutlarımız tükenmişti. Üstünde yosun mu mercan gibi bir şey var. Umarım güzel bir şeydir bakalım. Oba gazda. Uff. Alkolsüz gazlaştırılmış içki. Bu anason. Harbi lan. İre bir rakı kokuyor. Ben... Babam geldi aklıma o kadar. Yeşilleri kokuyor. Dişleri kokuyor. Yeşilleri ne kardeşim? Bu adamlar bana ulaşıp sponsor verebilirim. Lan dişleri niye yeşil oldu? Şaka yapayım. Bakayım. Ay. Adını kimse burada zaten anlatamayacak. Ben de o yüzden hiç girmiyorum o topa. Rakı kokan bir şey nasıl bu kadar güzel olabilir? O anason kokusuna bu tadın çok iyi. Çok ama bu tat ne bilmiyor. Nargilenin tütünü var ya anasonunda aynı. Tadı. Evet sen aynı. Yiyor mu o tütü? Önce tadına bakıyorum bayat mı taze mi diye. Ne? Ağzına bakıyorum. Evet. Nasıl yani ya? Oğlum bu harbi ramican mı Bekir ya kanka? Ya tütünün tadına bakmak ne demek amına koyayım ya? Ya tamam onlar güzel kokuyor da tadına da bakmazsın ya. Sen tütün yiyorsun. Evet. Kanala baksana hiç mi yagarlı bir şey? Serdar'ın bir yeşil bebi içiyor bir de tütün. Tütünün tadına bakılır mı? Oğlum manyak mısınız lan tütünün? Lan. Parlak sen manyak mısın oğlum? Eray sigara içmek yerine tütün çiğneyen insanlar da var biliyorsun değil mi onu? Nasıl var ya? Bildiğin adam tütünü çiğniyor şişeye tükürüyor. Hani sigara içmiyor adam. Tütün çiğniyor. Sen ciddisin şu an?
Ciddiyim. Harbiden ciddiyim. Var var, evet var, ben de biliyorum. Ama bu nargile tütünüyle tütün aynı mı yani? Yok, nargile tütünüyle yapmıyor. Onun tütünü farklı için. Tamam oğlum, adam nargile tütünü yiyorum diyor amına koyayım ya. Daha iyi de bir şey yani. Olmadı, ekmek arası falan yapsın bari peki. Anason çarpın. Anason kokarken sofra. Güzel kanka. Gargara var ya. Yeşil. Onun birebir aynısı. İlaç tadı var. Sen her şeyi ilaç tadı alıyorsun. Kokusu çok kötü. Ama tadı olarak. Konuştum. Adı ne? Gazoz ama bitkili gazoz. Sıradakine geçelim biz. Sizle anlaşamayacağız belli. Şu şekilde bir şey var. Zaten okuyabileceğimiz hiçbir şey yok. Direkt tadıma geçiyorum. Beyler. Kokusu bir değişik beyler, dikkat edin. Beyler bölerek yer misiniz rica etsin? Azerbaycan bölünmez. Yok eyvallah. Aa. Yok eyvallah. Karamel kokuyor deli gibi. Güzel. Çok iyi ben ama şey yok. Ben yemem. 6. Ben çikolata sevmem, bir son olarak 18 veririm. Bunun üzerinden 9. Abartmayın. O kadar. 10 vallahi güzel ya. Nasıl demin? Artık da neyse burada. Bu kadar halk sevdiği için ben 7'ye çıkarıyorum puanı. Güzeldi ama çok ağır. Ya bunu anlamıyorlar kardeşim. Aynen. Her şey lezzet değil. 2 tane yiyemem. Aynen. Adamlar zaten o yüzden 4 tane koymuş. 8 adama fazla geldi mesela. Mesela evet bak. Ben yedim işte. Oyun çok uzadı bu arada. Şu haldeyken ayağa kalkabilirim. Yavaş yavaş. Hızlıca sıradakine geçiyorum. Hop. O ne lan? Şu an tamamen hayal kırıklığı. Affedersin nimet ama s**tırı boktan bir gofret. Pazar gofreti denebilir mi? Evet, pazarda satılan bir gofret. Ağzı kurutur, damağı yapışır. Kış çok şaşırtabilir, neden diyeceksin. Marketten almış dostumuz bunu. Kıymet Birman. Birman at kaç lira? 7,5 lira. 7,5 liralık bir... Bu harbi bu aralar pazar gofreti. Gofretmiş bu bakalım nasıl bir şey. Biliyor muydun? Ama ben bunu sevmiyordum kanka. Annemler yiyordu da ben bunu sevmiyordum ya. Bildiğin limon kokuyor. Kanka bu böyle komple mi? Sen bilmedin ki. Boşkanmasın gofret işte. Barış sen kesin büyük ihtimalle var. Bunu yiyorsundur ha deli gibi. Seviyorsun değil mi sen bunu? Yok, oğlum bu çok güzel annem lan. Annem abi misafir gelince boş kalmasın diye alıyordu bunu. Bunu kakolus da kakolus. Oğlum yok abi. Ediyor lan bu adamı. Damağın mama harbi dediği şey gibi yapıyor. Mi? Böyle tek bir tane yiyince böyle kötü geliyor da böyle arda arda atınca bir sarmaya da başlıyor böyle. O ne demek evet, ya kanka? Gidiyor yani. Kanka bir tane de çok iyiydi. Anlıyorsun da böyle arda arda atınca alışıyor insan. Fakir gerçekten. Gene dediğim mantık. Bir çayın yanında bir tane atarsın ağzına. Bir iki tane devam eder. Çok kötü gibi kanka. Alakası yok. Alakası. Kalitesiz pazar gofretlerine benim. Güzellik derecesi bunu mesela bitiremeyeceğim. Ağzım tatlandı yani yalanla. Çayın yanında iki tane atarsın. Açlıktan geberiyorsun. Dur yersin. Limon aroması çok iyi değil mi? Aroması bayağı iyi. Ben buna 4 veriyorum. 4. 6 veriyorum. 5 veriyorum. Paketten 2 tane zor yedi, 8 tane adam siz anlayın. Eren şimdi zengin oldu ondan yemiyor. Oğlum ben yine tatlı matlı alıp yemiyorum ki ben bunlardan. Bana mesela o tarz şeyler nasıl derler? Böyle gofret olsun şey olsun çok yapay geliyor bana, anladın mı? Ben gidip dışarıdan normal tatlı matlı söylüyorum yani yersem. Size gelmiyor mu mesela şu an tutku, biskrem tarzı şeler yapay gelmiyor mu yani? Eray yayın özeli bir baksana. Yani bana inanılmaz yapay geliyor baba. Bundan yemedin mi hiç hayatında? Çok güzel bir şey şu. Ya bak tutku hariç var. Tutkuyu hala yiyorum. Ama diğerleri böyle bir yapay geliyor baba artık. Hani bünye kaldırmıyor yani. Bu ne? Oo. Bundan yemedin mi? Oo. Kanka bu var ya, efsane oldu. Sürükleme kaşığı. Tabii yapıldığımı ne bileyim. Oğlum güzel bunu. Bunu sevmeyen varsa gitsin amına koyayım buradan. Bu manyak bir şey ya. Aa ben söyleyeyim mi? Benim annem bana yaptığı tatlıları söyleyeyim size. Bak ben... Bilmiyorum aranızda yiyen oldu mu? Ben üzümlü börek yiyordum bir ara deli gibi. Böyle ceviz meviz vardı içinde. Baklava tarzında yapıyor ama üzümlü börek işte öyle deniliyordu onun adı. Güzeldi bu arada. Sonra elmalı turta. Elmalı turta da güzeldir mesela, ben onu da seviyorum. Bir de şey işte ya, sütlaç. Benim olayım bu üçü baba. Sütlaç harbi çok güzel. Üçü yani bu olayım. Ben annemden yani. Sütlacı. Ben Triliçe seviyorum Meray. Çok göğsünü seviyorum. Ne hocam? Şey Triliçe. Yok ben onları falan sevmiyorum. Böyle frambuazlı tatlılar, böyle çilekli tatlılar falan benlik değil baba onlar. Ramazan'da şey gül açıyorum. Buyur. San Sebastian. O ne lan? Gitti git orası bu türlü. San Sebastian güzel. San Sebastian ne oğlum? Tatlı. Ha cheesecake falan mı? O ondan mı bahsediyorsun? He. Oo ben sevmiyorum cheesecake. Yok devam. Bunu alalım sırada. Sütlü Nur. Bir içeceğimiz var o. Full drink, full life, full non stop. Durmak yok diyor, yeni nesil diyor. Kanka Meto ben bunu akşam gece denesem olur mu ya? Bir içmesek. Ciddi mitli soru bu. Sek içeceği değildir değil mi? Patron 8 yazıyor mu üzerinde? Ona bak sadece. Yani. Oğlum var ya gün sonu da değil. Lan. Normalde enerji içeceği kokusu tamam, var. Tamam. Anladın.
Enerji içkisi mi? İçki mi bu? Yuu, içki içiyor. Ha, değil mi? Nasıl? Bildiğiniz enerji içeceği, sadece bir markası değişiyor. Burn ve Red Bull. İkisinin ortası. Hem o kırmızı Burn hem de Saga Red Bull. Orif ağrı lan. Keşke içeceği olsaydı, böyle bir kalbim çarptı. Bunun hakkında konuşmuyoruz ama ben 8 veriyorum yani bunu alıp içeceğim. Son avucumuz kaldı, bakalım o neymiş? Oo. Köle yazıyor sandım, çok korktum. Köke yazıyor. Buğday unu şekerdir. Ben bakacağız. Dokusu böyle yumuşakımsı ya. Parlanıt gibi. Donat mı o? Bakacağız. Ne olur bunu bana bak. Ballı mı? Ballı mı? Bugam bugam mus kokuyor ve böyle hamurumsu. Hadi ben bakmayayım isterseniz, ben payımı böyle bir... Aa, orasında bir şey var. Şöyle bir şey var arkadaşlar, reçel gibi. Muz marmelatı. Kanka bu çok kötü. Lan muz mu? Oğlum iğrenç lan. İğrenç lan. Bir tanesini alacaksın, kahvenin yanında yiyeceksin. Diken diken. Oğlum dört kola dönüşüyor. Dört koldan tercih. Açlık görmemişler. Ben kafayı yiyeceğim Ben izleyen biri olarak bunların ne benzediğini anlamadım ama. Tek atıyorum. Hiç saç boyası kokladınız mı? Ooo. Tadı geliyor. Böyle yapma. Saç boyası tadı mı ne? Tufan'ın bence Azerbaycan'la ilgili bir problemi var hocam. Bu videodan ben bunu çıkardım. Oo, sevmiyor mu diyorsun? Bence. Abi nereden biliyorsun? Ben anlatabilirim. Bu adam sürekli yok ilaç, şurup, öyle böyle diyor. Valla ben bilmem. Ben muza da anlatırım. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum, anlamadım. Muz kokuyor ama. Hayır. İlk başta güzel geliyor tadı ve ağızda bıraktığı tat iğrenç şu anda. Evet, şu an bende de bir sıkıntı başladı. Bal aroması varmış, tarçın varmış var. Tarçın o zaman. Muza dair hiçbir şey yokmuş. Ben niye muza benzettim? Sen muz dedin diye hepsi de muz dedi bunlar. Koklasana. Muz gibi kokmuyor. Muz kokuyor. Kanka ama bizi ters köşe yaptığı için ben buna 10 şekil veriyorum. 10 veriyorum. O ne demek lan? Bu kadar işçekle adamın muz olduğuna inandırdı. Adamların da olayı buydu. Arkadaşlar yiyeceklerimiz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz neler giyiyor, onları görmüş olduk. Çoğunun tadını anlamasak da gerçekten beğendiğimiz şeyler oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmişsiniz dislike atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye amigos.